Çabadığı sokakta bulduk. Büyük bir ihtimalle sokağa terk edilmiş. Çünkü nereye gideceğini bilmiyordu. Daha sonra bıdığı aldık, kısırlaştırdık ilk etapta. Fakat birkaç gün sonra böyle bir tikleri falan başladı. Gözlerde çapaklanma, burnunda akıntı. Yapılan testler sonucunda gençlik hastası olduğunu öğrendik. Yani o gözlerinden başka hiçbir yerini oynatamıyordu. Hiçbir şekilde işte kendi suyunu içemiyordu, yemeğini yiyemiyordu. Sağdan sola dönemiyordu. Ben bıdığı aldım, eve getirdim, bakımını üstlendim. Sahiplendik yani, yuvamızı açtık ona. Günde işte yatak yaraları oluşmasın diye defalarca çeviriyordum onu. İşte vitaminleriydi, serumlarıydı derken hayatta kaldı. Bıdık bir buçuk ay kadar İstanbul'da kaldı. Kök hücre nakli oldu. Orada fizik terapi gördü. Tedavi sonrası boynunu tuttu. Yani inanın, yani bacakları bu kadar tutsaydı bu kadar çok sevinmezdim. Kendi yemeğini, suyunu yiyip içmeye başladı. İşte sağdan sola dönüyor, boynunu tutuyor. Bu ön eklemleri maalesef kilitlenmiş. Hani hiçbir şekilde açılmadı, hiçbir şekilde tedaviye cevap vermedi. Ama en azından arka ayaklarıyla kendisini götürebiliyor. Özellikle böyle yabancı bir köpek gördüğü zaman uçuyor arka iki ayağıyla beraber. Bir 4-5 ay kadar bebek arabasıyla gezdirdim onu. Çünkü taşıyamıyordum yani hayvanı, o da sıkılıyordu. Daha sonra böyle ilan açınca bu köpekler için olan bir bebek arabası yardımı geldi İstanbul'dan. Funda Hanım, çok çok teşekkür ediyorum kendisine bir kere daha. Bebek arabasıyla gezdirdiğimi görenler, bilmeyenler zaten deli diyorlardı. Bunu ilk konuşmamızda da söylemiştim. Benim deli olduğumu zannediyorlardı. Daha kadına bak işte, köpeği bebek arabasına koymuş gezdiriyor diye. Ondan sonra tabii tanıyan bilen komşularımız o zamanlar soruyorlardı hani Banu ne oldu diye. Ama tanımayan, bilmeyen insanlar da deli muamelesi yapıyorlardı. Öyle bakıyorlardı bana. Alanının işte sadece evle bahçe arası olmasını istemedim. Bu yeşilliğe çıksın dedim. Toprağa bassın. Kendi türüyle karşılaşsın. Oynayabildikleriyle oynasın. Kıskandıklarını kıskansın. Bıdık gibi ben de azmettim. Onu dedim yaşatacağım. Az ya da çok bir şekilde dedim eski sağlığına kavuşmasını sağlayacağım dedim. Ben sürekli onunla konuşa, seve, ede. Sonra baktım çok yavaş yavaş böyle kuyruğunu oynatıyor. Yani köpekler kuyruklarıyla anlaşırlar. Doğru yolda olduğumu anladım böyle. Yani resmen böyle hani kendi oğlumu nasıl seviyorsam, ediyorsam bebekken bıdığı da öyle sevmeye, şımartmaya başladım. Şarkılar söylüyordum, dans ediyordum. Yani bu bıdık için çok iyi oldu. Çünkü hayvan sevildiğini, şefkat gördüğünü, bunların hepsini anladı, hissetti. Bence tedaviye bunlar da etken oldular.